Almanya'nın batısında Gelsenkirchen sokaklarına başlayan hayatı onu dünya vitrininin en önüne kadar nasıl getirdiyse öyle de aşağı indirdi. Ense uzatıp uçlarını sarıya boyadığı yaşlarda kaç gurbetçi Türk çocuk Schalke A takımında maça çıkabiliyor. İşte Mesut'a bu fırsatı sunan saf yeteneği onu konuşurken tartışmaya kapalı tek konu. Zonguldak Devrek'in Hışıroğlu köyünden olan Mustafa ve Gülizar Özül çifti işçi sıfatıyla Almanya'ya 1970'li yıllarda göç ettiler. Mesut Özül de 15 Ekim 1988 tarihinde Gelsenkirchen, Almanya'da dünyaya geldi. Küçükken mahallesinde maymun kafesi diye adlandırılan futbol sahasında gece gündüz karda yağmurda sürekli arkadaşlarıyla top oynayan Mesut, futbola 1995 yılında Westfalia Gelsenkirchen takımında başladı. 3 yıl burada top oynadıktan sonra Schalke Nord takımına yazıldı. Bir yılda bu takımda oynadıktan sonra bir yılda Falke Gelsenkirchen takımında oynadı. 2000 yılında babası Rot-Weiss Essen altyapısına yazdırdı Mesut'u. Almanya'nın köklü takımlarından olan Rot-Weiss Essen gençlere verdiği forma şansıyla bilinmekteydi. Öyle ki 16 yaşında Mesut'u A genç takımında oynatmaya başladılar. Sonra o dönemde Almanya 2. liginde oynayan A takımda oynatmak için profesyonel sözleşme teklif ettiler. Ancak babası teklifi reddetti ve oğlunu Schalke takımının altyapısına götürdü. 17 yaşında Bundesliga'da forma giymek size ağır gelebilir. Ama Türkçe konuştuğunuz Almanya sokaklarında yaşıtlarınız yerine abinizin arkadaşlarıyla top oynadıysanız dayak yemeye alışkınsınızdır. Üstelik o takımda yine Türkçe konuşan Hamit ve Halil Altıntop abileriniz varsa olaya hiç de yabancı değilsinizdir. 19 maç oynadığı ilk sezonunda Almanya milli takım avcıları onun her adımını takip etti. Topa yaptığı sihirli dokunuşlara ve oyun zekasına hayran kalan Almanlar onu bir Alman gibi yetiştirmeyi çok istedi. Mesut'un Türk pasaportu mutlaka değişmeli ve bu özel yetenek zaman kaybetmeden Alman ekonominin bir parçası olmalıydı. 5 Eylül 2006'da Almanya U19 takımı ile ilk maçına çıkarıldığında cebine koyulan Alman pasaportunun hayatını değiştireceğini elbette biliyordu Mesut. Ama kendisine şu soruyu da soruyordu genç Mesut. Ben kimim ve ne olmak istiyorum? Alman mıyım, Türk mü? Sadece kendisi de değil. Doğup büyüdüğü kuzenleri, okuldaki arkadaşları, yaz tatillerinde görüştüğü Zonguldak'taki akrabaları hep bu soruyu soruyordu ona. Bu soru pizza mı yemek istersin, makarna mı gibi basit bir soru değildi onun için. Kafasının içinde yüzlerce ses varken hayatını değiştirecek bir seçim yapmak zorundaydı. Annesi Gülizar Hanım ve amcası Erdoğan Türkiye için oynamasını istiyordu. Dedeleri "Türksen buraya aitsin ve köklerine bağlı kalmak zorundasın" diyorlardı ona. Ancak Mesut onlar gibi hissetmiyordu. Babası ve abisiyle aynı taraftaydı. Almanya'da doğup büyümüş, Alman takımlarında futbol oynamış ve hayatını bir Alman gibi yaşamıştı. Dünyanın en tepesine çıkmalıysam Almanya için oynamalıyım diyerek kendi yolunu çizdi. Bu yol tıpkı kariyeri gibi ailesini de ikiye bölmüştü. Türkiye tarafı da kolay pes etmeyecekti elbette. Dönemin milli takım sorumlusu Metin Tekin, Köln'de baba Özil ile bir randevu ayarladı. Fatih Terim'in Mesut'u istediğini söyleyip milli takım kampına davet ettiler. Almanya'daki en yakın aile dostları Hamit ve Halil Altıntop'u da devreye soktular. Mesut'un üzerine müthiş bir baskı vardı. Her an yanlış bir şey yapabilirim hissi onu bir çıkmaza sürüklemişti. Hala seçim yapmak için zamanı olduğunu düşündü ve acele etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığında 19 yaşındaydı. Kariyerinde küçük gibi görünse de önemli bir Galatasaray etkisi olmuştu. Lincoln'un Türkiye'ye transferi Mesut'u Schalke ilk 11'inin değişmezi haline getirmişti. Ocak 2008'de Schalke yönetimiyle ters düşen babası Mesut'un yüzünü Werder Bremen'e, yani yeni dönüm noktası yaşayacağı yeri çevirmişti. Devre arasında ailesinden ilk kez ayrılarak 5 milyon euro bonservis bedeliyle Werder Bremen'e 3 yıllık imza attı. Bu onun ilk büyük transferiydi ve Almanya'nın kuzeyindeki Bremen, Gelsenkirchen'e epey uzaktı. Artık uçmayı öğrenen bir kuş gibi yuvadan ayrılma vakti gelmişti. İlk sezon Bremen'de 47 maçta tam 23 asist yaptı Mesut. Bunların 3'ü Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşıydı. Bremen, Özil etkisiyle Bundesliga'da harika bir sezon geçirerek ligi 2. sırada bitirdi. Diego'nun Juventus'a transferiyle tamamen Werder Bremen'in beyni haline gelen Mesut, 2009-2010 sezonunda inanılmaz bir patlama yaptı. 46 maçta 10 gol 29 asist yapan Mesut, ligin tozunu attırdı ve takımında yılın oyuncusu seçildi. Bu performans onu hayatının en önemli anına getirdi. Karar anı.
Almanya A milli takımı kampına davet edildi. Eğer o formayı giyerse bir daha Türkiye için oynayamazdı. Öyle de oldu. Bu stresli süreci Mesut şöyle anlatıyor. Gerçek anlamda karar verdiğim zaman Werder Bremen'de oynuyordum. Medya çok üzerime gelmişti. Teknik direktör Löw, Türk kökenleri olmasına rağmen Mesut'un Almanya'yı seçmesinden ötürü çok mutluyum. Buzları kıran oyuncu oldu. Bundan sonra başka ülke kökenli futbolcular da milli takımda oynayabilir demişti. Buzları kırmak istemiyordum ki. Almanya ve Türkiye arasında da kalmak istemiyordum. Almanya ve Türkiye tercihinden dolayı uykusuz geceler geçirmedim. Almanya'yı seçtim diye Türkiye'de kötü olmam gerekmiyor. Almanya'yı seçtim diye kalbim Türkiye diye atmaktan vazgeçmiyor. 2010 yılında Berlin'de oynanan maçta tüm medya onu konuşuyordu. Alman basını o bir Türk, Alman değil, nasıl Alman olmaktan gurur duyuyor derken Türkiye'de medya o gerçek bir Türk manşetlerini atıyordu. Maçta gol attığında sevinmemişti, saygısızlık olacağını biliyordu. Kalbim Alman atıyor, kalbim Türk atıyor. Hiçbir zaman kendimi başka bir şey üzerine koymadım. Alman gibi düşünüp Türk gibi hissedebilirsiniz. Baskıya rağmen seçimimle gurur duyuyorum sözleriyle bu tartışmaya kendince bir nokta koyacağını düşündü. 2010 Dünya Kupası'nda Almanların etrafında birleştiği bir beyin haline geldi. İlk büyük turnuvasında yaptığı işler ona kariyerinin en büyük fırsatını verdi. Werder Bremen kariyerini 16 gol 54 asistle tamamlayan Özil, İspanya'nın başkenti Madrid'e 18 milyon euroya transfer oldu. İmza günü Türkiye için de anlamlıydı. Çünkü Mesut şu cümleleri kurmuştu. Real Madrid'de forma giyecek ilk Türk olduğum için çok mutluyum. Dönemin en iyi hocası Jose Mourinho, Real Madrid başkanı Florentino Perez'e onun için şu cümleleri kurmuştu. Bu çocuğu, Mesut'u mutlaka almanızı istiyorum. Real Madrid tarihinin en şahane dönemlerinden birinde Ronaldo'lu, Ramos'lu, Benzema'lı kadro onun etrafında birleşti. Tekniğiyle kadife ayak lakabını alan Mesut Özil bir anda dünyanın konuştuğu bir isim haline geldi. Kariyerinin en parlak yıllarında dünya tarihinin gördüğü en iyi 10 numara performanslarından birine imza atıyordu Mesut. İnanılmaz bir popülerlik yakalamıştı. Takım arkadaşları ona gözlerinin benzerliğinden dolayı çizgi film kahramanı Nemo lakabını takmıştı. Bir maçın devre arasında Jose Mourinho ile yaşadığı büyük tartışma onu bir daha ulaşamayacağı bir seviyeye çıkarttı. Mesut o diyaloğu şöyle anlatıyordu. Bu tartışmadan birkaç gün sonra Mourinho'nun yanına giderek ona teşekkür ettim. Söyledikleri kafama dank etmişti. Gözlerimin içine bakarak zayıf yönlerimi söylediği için ona minnettarım. Bana tüm potansiyelini kullanana kadar seni rahat bırakmayacağım dedi. Mourinho haklıydı. Güzel oyun yeterli sanıyordum, o beni bu tavrımdan kurtardı dedi. 3 sezon sonunda 159 maçta 27 gol 80 asist yapan Mesut Özil, kariyerinin ilk şampiyonluğunu da Madrid'de yaşadı. 2013 yazında bir rekor uğruna Ancelotti onayıyla 100 milyon euroya Bale transferi yapan Madrid, o parayı çıkartmak için Mesut'u Arsenal'la 47 milyon euroya sattı. Bu ayrılık herkes gibi Ronaldo'yu da şoke etmişti. Kendisi en iyi uyum sağladığı partneri hakkında şu sözleri kullanacaktı. Özil'in gidişi benim için gerçekten kötü oldu. Bu transferden dolayı çok sinirliyim. Mesut benim koşullarımı bilen ve başlı başına fark yaratan bir oyuncuydu. Premier Lig transferi Mesut için artık bazı şeylerin eskisi gibi olamayacağının işaretiydi. Ama düşüşe geçmeden önce son bir şarkı da söyleyecekti elbette. 2014 Dünya Kupası. Almanya milli takımı ile kariyerinin en büyük kupasını kaldıran Mesut için sanki her şey oracıkta bitmişti. Kupa töreninde UEFA Başkanı Michel Platini'ye sırtından çıkartıp verdiği forma belki de son hatırasıydı. Mesut'un ihtişamlı hayatı çok geçmeden başına dert oldu. Arsenal'dan yıllık 7 milyon euro kazanan Alman yıldız deyim yerinde ise parayı parçalamaya başladı. Çılgın partilerde sabahlamaya başlayan Mesut Özil'in mankenlerle yaşadığı ilişkiler İngiliz basınında manşetleri süslemeye başlamıştı bile. Son olarak bir gece kulübünde Hippie Crack adlı uyuşturucu madde kullandığı iddia edilerek servis edilen görüntüler Mesut Özil'in kariyerini bitirme seviyesine getirdi. Tüm bu yaşananların üzerine Mesut maddi anlaşmazlıklar nedeniyle eski menajeri olan babası Mustafa Özil ile mahkemelik oldu. Bu süreçte nişanlısı Amine Gülşeh ile de arası bozulan Mesut büyük bir depresyona girdi. Vakit artık onu sevmeyenlerin sesinin fazlaca çıkacağı bir vakitti. 2018 Dünya Kupası öncesi yaşananlarsa turnuvadaki hezimetin adeta fragmanı gibiydi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra'ya ziyareti sırasında Mesut Özil ile poz vermesi hem Almanya'da hem de İngiltere'de büyük yankı bularak siyasi tepkilere neden olacak. Dünya Kupası'na erken veda eden Almanya'da Mesut Özil hedef tahtası haline getirilecekti. Almanya'nın Dünya Kupası'na veda ettiği gecenin sabahı Almanya'da tüm televizyonlar, gazeteler Mesut'u günah keçisi ilan etti. Anti-Mesut propagandası tüm Almanya'yı etkisi altına almıştı. Ne Almanya Federasyonu'ndan ne de takım arkadaşlarından hiçbir destek göremeyen Mesut ipleri kopardı. Tüm bu saldırılara cevap veren Mesut şu cümleleri kullanarak Almanya milli takımı formasını bir daha giymemek üzere asıyordu. Kazandığımız zaman Alman, kaybettiğimiz zaman Türk'üm. Artık yeter. Irkçılık ve saygısızlık hissettiğim için Almanya forması giymeyeceğim. Yaşadığı bu duygusal kırılma onun kulüp kariyerini de aşağıya çekti. Nisan 2018'de Avrupa Ligi'nde oynanan Atletico Madrid maçında tribünden kendisine atılan ekmeği 3 kere öperek kenara koyan Mesut tüm dünyaya şu mesajı veriyordu. Ben Türk kültürüne bağlıyım ve siz buna saygı duyacaksınız. Yaşadığı ırkçılık karşısında futboldan iyice uzaklaşan Mesut, Arsene Wenger'in Arsenal'dan gidişinin ardından iyice futboldan koptu. Aslında ilk iki sezonu çok da kötü geçmemişti Mesut'un. Ancak Sanchez ile yakaladıkları ritim yeni bir başlangıç için belli ki yetmedi. Unai Emery ile yıldızını bir türlü barıştıramayan ve idmanlara bile çıkmak istemeyen Mesut, kendisini sanal oyunlara verdi. İngiliz spor basınının önde gelen gazeteleri sırt ağrıları olduğu için maçlara çıkmayan Mesut'un Fortnite adlı bir bilgisayar oyununun bağımlısı olduğunu ve tam 72 gün 1740 saat bu oyunu oynadığını yazdı. O sezonun yaz tatilinde Türkiye'ye gelen Mesut Özil Haziran ayında nişanlısı Amine Gülşe ile evlendi. Çalgılı çengili Türk düğünü yapan Özil çiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yaptı. Görkemli düğüne birçok ünlü isim katılırken Acun Ilıcalı'nın Mesut'la karşılıklı dansı geceye damga vurmuştu. Aldığı maaş nedeniyle İngiliz taraftarların sıkça eleştirdiği Mesut, Türkiye'de düğün yaparken Londra'da istenmeyen adamdı. Olanlar adeta olacakların habercisiydi. Kuzey Londra'da bir Türk restoranında bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut, belki de ölümle burun buruna geldi. Özil'in Golders Green bölgesinde kullandığı aracına motosikletli iki kişi tarafından yapılan bıçaklı saldırıdaki en büyük şansı yanında bulunan Bosna Hersekli takım arkadaşı Kolesinac olmuştu. Saldırganları bıçaklı olmalarına rağmen uzaklaştırmayı başaran Kolesinac, nefret edilen Mesut'un tek koruyucu meleğiydi. Tüm dünyanın etkilendiği inanılmaz olayda görgü tanığı Azuko Alinta durumu şu sözlerle özetliyordu. Kasklarını çıkarmamışlardı, siyah giyimlilerdi. Bu sıcak havaya rağmen uzun kollu giymişlerdi. Özil bıçaklı adamlar tarafından kovalanan herkes gibi dehşete düşmüş görünüyordu. Can havliyle kaçıyor gibiydi. Bu büyük travmadan sonra Mesut bir daha eski Mesut olamadı. Performansı giderek yere çakıldı. Haftalık 350 bin pound kazancı sürekli gündeme getirildi, sürekli başına kakıldı. Unai Emery'nin gidişi bile onu geri döndürmek için yeterli olmadı. Maddi yükünden kurtulmak isteyen Arsenal yönetimi ondan indirim talep etti. Ancak Mesut mukavelesini savunarak bu indirime yanaşmadı. Mikel Arteta'nın kadrosuna da giremeyen Mesut, son olarak Avrupa Ligi listesi ve İngiltere Premier Lig'in 25 kişilik kadrosuna yazılmadı. 32 yaşındaki Mesut Özil'in böyle büyük bir düşüşün ardından tekrar futbola dönüp dönemeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Ama şundan çok eminim. Bu hikayenin sonu acı vatan Almanya'dan dönen gurbetçi gibi Türkiye'de bitecek.